metrelerce uzayabilen, tek gövdeye sahip, ana ve yan köklerden beslenmeyi sağlayan odunsu bitki. Ağaç, gövdelerindeki iç içe geçmiş halkalar bize yaşı hakkında bilgi verir. Bol yağışlı yıllarda geniş ve büyük, kurak yıllarda ise ince ve küçük halkalar oluşur. Çoğu kültürde bilgeliği temsil eden ağacı enine doğru kestiğimizi varsayalım. En dışta kabuk, sonra halkaları meydana getiren hücre tabakası, sonra da ağacın özüyle karşılaşırız. Orta tabakadaki hücre tabakası sık bir şekilde bir aradaysa ağaç sert, tam tersi durumdaysa ağaç yumuşak yapıdadır. Örneğin ceviz ve meşe ağacı sert, limon ve kavak ağacı yumuşak yapıda ağaçlardır. Ayrıca ağacın oluşumunda kimyasal bir madde vardır ki adı lignoselüloz, ağaca sağlamlık kazandırır. Lignoselüloz maddesi lignin ve selüloz maddelerinin karışımından oluşur. Ağacın %50'si selüloz, %25'i lignin ve %25'i hemiselülozdur. Bu maddelerin oluşumunda ise tabiattaki milyonlarca maddenin yapı taşı olan hidrojen, oksijen ve karbon vardır. Lignoselülozun bileşenlerinden biri H2O, yani sudur. İçeriğinde oldukça fazla su bulunan bir maddenin, yani tahtanın aynı zamanda en yanıcı madde olması ne kadar ilginç değil mi? Lignoselüloz maddesi ağaca sağlamlık kazandırırken tahtanın inşaatta kullanılmasına da zemin hazırlamıştır. Tahta sayesinde binalar ve köprüler yıllarca ayakta durmakta, mobilya ve kağıt üretimi tahta sayesinde olabilmektedir. Peki tahta nasıl oluşur? Ucuca eklenen uzun, oyuk hücrelerin kolonları oluşturması sayesinde oluşur. Çevresinde spiraller halinde selüloz lifler sarılıdır. Spiralle çevrili bu tabaka, hücre duvar kalınlığının %80'ini oluşturur. Esas yükü kaldıran bölüm de burasıdır. Tahta birebir ağırlıktayken gerilim açısından en az çelik kadar dayanıklı ve güçlüdür. Alın size bir örnek. İkinci Dünya Savaşı yıllarında şimdiye kadarki hasara en dayanıklı uçaklar üretildi. Bu uçaklar suya karşı dayanıklı balsa ağacı tahtasından oluşan panel türü sayesinde yapılmıştı. Tahtanın sert yapısı ona güvenli malzeme özelliği kazandırır. Kırılması o kadar yavaş olur ki bu durumu izleyebilir ve gereken müdahaleyi hemen yapabilirsiniz. Bilim insanları tahtanın yapısını örnek alarak pek çok madde geliştirmiştir. Örneğin mermi, bomba gibi yıkıcı ve güçlü tahribat etkisi bulunan maddelerden korunma amacıyla üretilen malzemeler gibi. Tahta taklit edilerek yapılan bu malzemeler, yapay yolla elde edilen sentetik maddelere göre yaklaşık 50 kat daha dayanıklıdır.